Merhaba arkadaşlar. Bugün Elif Sinem Öğretmenler Günü'ne özel Elif Sinem öğretmen oldu arkadaşlar. Elif Sinem. Efendim. Öğretmenim. Efendim. Nasılsınız? İyiyim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun bu arada. Teşekkürler. Evet, başlayabilirsiniz. Çocuklar oturun oturun. Açın çocuklar oturun. Sen ne yapıyorsun burada? Otursana şuraya. Öğretmenim, ben seni çok seviyorum. O yüzden sana yakın olmak istiyorum. Otur yerine. Tamam öğretmenim, gidiyorum. Özür dilerim. Eli de orada duruyor. O neden duruyor? Eli sınıf başkanı. Otur bakayım yerine. Otur otur. Öğretmenim, ben sınıf başkanıyım. Tamam, sana ceza veriyorum. Ders boyunca ayakta duracaksın. Sınıf başkanısın. Tamam öğretmenim. Ben şurada şöyle ayakta durayım o zaman. Şimdi size bir kart vereceğim. Sadece sana Zeynoş. Tamam. Sınav olacağımız. Sınav mı olacağız biz? Evet. Onu açık etmeyi biliyorsunuz da. O zaman benim ayakta durma cezam bitsin lütfen. Hayır. Sen olmayacaksın. Zeynoş olacak. Elif, o zaman o ayakta durduğu için ayakta sözlü yapalım onu. Olur. Şimdi hemen sorularını yazayım. Bir tanecik soru olur. Tam bir tanecik soru yazacak. Öğretmenim, bir tane soruyla sadece sınav mı olur? Öğretmenim. Efendim. Bir soruyla sınav mı olur? Olur. Ben gördüm. Zaten size hiç onunla çıkartma söylemedim. Bakalım. Bildik misiniz? Matematik mi sınavımız öğretmenim? Evet. Ben matematiği çok severim bu arada. Bir soru sadece, kesin ben bu sınavdan yüksek not alırım. O zaman Eli'ye de ayakta bir soru soralım. Ona hangi dersten soralım? O da onunla çıkart. O parmak işlemiyle çıkarsın o zaman. Dur bekle, şurayı keseyim hemen. Yok yok, kesmene gerek yok, öylece verelim önüne. Dur, ilk önce dijital yapalım mı öğretmenim? Olur. İşlemi hemen buna yazalım, eline verelim, çözsün. Sinoş'a verelim. Tamam, sınav kağıdını Sinoş'a verelim. Sinoş, al bakalım Sinoş, altına defterini de verelim. Ay öğretmenim, yanıma geldi, çok mutluyum şu an. Ya öğretmenim, ben bu soruyu bilemedim. İlk önce bana anlatır mısın? Anlatırım. Şuraya başka bir soru yapayım hemen ben. Yok yok, o işlemi bana gösterin. Ben o işlemi öğrenmek istiyorum. Sonra başka bir işlem yapacağım. 5'ten 0 çıkmaz. O yüzden komşuya gittik. Tık tık tık. Komşu. Tık tık tık. Ne komşusu öğretmenim? Bir onluk verdi. Hemen çıkartıyoruz. Bak. Bizim komşumuz bize onluk vermiyor ki. O ne demek? Ya oyun neydi? Onluğa çıkartma. Hani ikiye, ikiden bir çıkartırsak bir kalır. İkiden bir çıkarttığımız için ikinin üstüne şöyle yapıyoruz. Öğretmenim, çıkarma diyorsunuz. Komşu ne alaka? Ben anlamadım. Ya durun. Bak, bir ve beş var. Bak, bir onluğumuz var gördüğün gibi. Bir onluk. Onluk. Ama onluk deyip 9 gösteriyorsun öğretmenim. Onluk görüyorsun. Tamam, gördüm. 5 onluk, 5 birlik ekledi. 15 oldu. 15'i buraya yazıyoruz. Ben bir işlem hatası yaptım. Hemen düzeltiyorum. 6'dan 15 çıkartacağız. 15'ten 6'yı çıkaracağız. 15 hakkında 6 elimde. 15, 14, 13, 12, 11, 19... 9'u buraya yazdık. 1'den 1 çıkartırsa kaç kalır? 0 değil mi? 0 kalır öğretmenim. 0'da böyle yazıyoruz, anladın mı? Şimdi sana başka bir işlem yapacağım. Tamam, anladım ben. İşlemi anladım, onluğu anladım, çıkarmayı anladım, parmak işlemini anladım. Komşu ne komşu, komşu ne, anlamadım öğretmenim. Ne komşusu? Ben bu sınavı komşudan mı öğreneceğim? Onu mu demek istiyorsunuz? Evet evet. Şimdi sana... Evet evet mi? Sana şimdi bir daha soru yaptım. Sen onu yapadır. Ben de senin notlarını gireceğim. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Komşu falan dedi. Anlayamadım ama neyse yapayım. Şimdi komşuya gideyim.
Komşuya gidiyor ya. Ben de komşuya gideyim. Kalkayım komşuya gideyim ya. Okuldan komşuya gidersem okuldan kaçtı diye beni yok yazarlar. Evladım ne komşusu? Ben sana örnek veriyorum. Yap şunu kendim. Öğretmenim ben anlamadım komşuyu. Komşu kim burada bana gösterin. Tamam komşu yok komşu yok. Anam var. Neyi var? Tamam. 5 için 6'dan 10'luk alacağım. Siz niye komşu diyorsunuz? Şimdi hemen şuraya yaz. Tamam yazacağım. Yazıyorum. Tamam. Yazdım. Bir tane 10'luk aldım. 15'ten 4 çıktı. 11. 15. 11. Hayır 14. 11. Hani ne? 8. Biliyorum. Ben yanlış hesapladım o zaman. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. 2, 28. Bakalım 4. Kızım 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. Boşuna 10'luk aldınız. Bakalım. Doğru. Öğretmenim sen bile hata yaptın. Bir de komşu diyorsun. Komşu yok diyorum. Ama ilk önce ona bakmayacak mıyız? 5'ten 4 çıkar mı? Çıkar. Tamam şimdi. Ben de diyorum burada 11 öğretmenim iyice kafamı karıştırdınız ya. Şimdi. Tamam anladım öğretmenim yerinize geçebilirsiniz. Bana teşekkür ederim. Veriyorum. Siz bana 100 verin çünkü siz hata yaptınız. Aa iyice kafam karıştı. Aa! Ayakta durmaktan yoruldu ve bayıldı. Bayılsın. Eli kalk Eli uyudu o. Akşam geç yatmış öğretmenim. Uyur sonra. Orada uyusun annesine söyleyelim bir daha da gece yatmasın tamam mı? Hı-hı. Şimdi ne yapıyoruz? Dersimiz nedir öğretmenim? Matematik. Matematik yaptık ya şimdiki dersimiz nedir? Türkçe. Türkçe ile şimdi kağıdı neden kesiyorsunuz? Çünkü Türkçe kitabımı da hemen getireyim unuttum. Hemen Türkçe kitabımı getiriyorum. Öğretmenim, Türkçe dersinde kitap okuma etkinliği yapalım mı? Ne dersiniz öğretmenim? Hayır tabii ki de Türkçe kitabı yok. Ama ben Türkçe kitabımı evde unuttum. Kitap okuma etkinliği yapalım. Ben sana veririm ama neyse olur. Hangi kitap istiyorsun? Gel bakalım. Geliyorum öğretmenim. İsterseniz bir sürü kitabım var. Onların hepsini de getirebilirim. Bunlar yeter mi sana? Yoksa daha çok. Öğretmenim bu elma kokulu olanı ben istiyorum. Elma kokulunu istiyorum ben. Onu okuyabilir miyim? Ama hiç kokmuyor. Olsun. Resimleri var. Çok hoşuma gitti. Onu alabilir miyim öğretmenim? Bitiremezsin. Dur. Sana çok güzel bir kitap vereceğim. Pinokyo diye. Onu hemen getiriyorum. Aa çok merak ettim. Pinokyo'yu duymuştum ben. Kitabını da okursam. Daha da mutlu olurum. Aa öğretmenim gitti. Bu kitaplar da güzelmiş aslında. Sherlock Holmes'un kitabıymış. Dedektiflik kitabı pembe incili kaftan. Aa bunu çok merak ettim. Pembe incili kaftan acaba nasıl? Çok merak ettim şu an. Kaftanı bulamadım. Da pek güzelmiş. Pinokyo'yu bulamadım ama bunu buldum. Neydi? Alican'ın dünyası. Ben okudum hepsini bitirdim. Alican'ın günlüğü. Alican'ın günlüğünü duymuştum öğretmenim. Tamam çok ben güzel. Bunu okurum. Tamam ben bunu okurum. Teşekkür ederim öğretmenim. Dur. Eli ne olacak? Eli orada uyuyakaldı. Bir şey hadi olmaz. Eli'yi uyandıralım. Buldum sana. Söz yapacağım. Ya sınav oldum. Söz oldum. Eli hiçbir şey olmadı. Orada fosur fosur uyuyor ama bu haksızlık. Onun da cezası var. Tekrar üstünde durma cezası veriyorum. Tamam. Neyse öğretmenim. Çocuklar. Ben kitabımı okuyorum. Zil çaldı öğretmenim. Zil çaldı. Tamam teneffüse olacak. Teneffüse girin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.